Meclis çatısı altında kurulan çözüm komisyon çalışmalarını sürdürüyor. MHP ve CHP üye vermedi. Komisyon 10 AK Parti ve bir BDP'li üye ile çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti üyelerden Halil Ürün'ün PKK'lılar için bulduğu formül ise tartışma yarattı. Akşam gazetesine konuşan Ürün, tövbe eden PKK'lıları affedelim dedi. İşlediği suçu kimse bilmiyorsa da Allah'ın adaletine havale etmeyi önerdi. Tartışmaların odağındaki isim Star Haber'in sorularını yanıtladı. Tabii ki bütün kullar tövbe etsinler, Allah affetsin. Sözlerin sahibi AK Partili Çözüm Komisyonu üyesi Halil Ürün, PKK'lar için tartışma yaratacak bir formül dile getirdi. Allah'ın adaletini havale edilsinler dedi. Hiç suç işlemedilerse dönsünler evlerine annelerinin babalarının yanlarına yani. Ürün sözlerinin arkasında tövbe etsinler diyor. Ürüne göre suç işlediğine dair delil yoksa PKK'lılar topluma karışarak normal bir hayat sürdürebilir. İşlediği suçu kimse görmediyse de Allah'a havale edilmeliler. Ürün af konusunu da Allah'a bırakıyor. Yani hükümetin genel afla ilgili bir çalışması yok. Tövbe Tanrı ile kul arasında olan bir şey. Tabii ki tövbe etsinler. E, affetme noktasına gelince af diye bir şey söz konusu değil. Suç işleyen, cana kıyan herhangi bir Allah'ın kulunun canına son veren. En büyük suç bu. Canaya kıymanın hiçbir açıklaması yok. Affedilir bir tarafı da yok. Ve can söz konusu olduğu zaman kullar affedemez. Suç işleyenler de kaçabildikleri kadar kaçsınlar, gittikleri yere yerleşsinler. Devletin yurt dışındaki güçleri de takip etmesin dedi. Ürünün sözleri bir süre daha tartışılacak gibi görünüyor.